Bir Hong Kong sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlere Hong Kong Lai Chi Kok Park'tan yayın yapıyorum. Lai Chi Kok Park Hong Kong'un en büyük parklarından bir tanesi. Ve görmüş olduğunuz gibi sizlere Zeyun Crane Gimbal anlatıyor olacağım. Zeyun Crane Gimbal'ımız şu anda gördüğünüz gibi tripod üzerine monte edilmiş durumda. Yani gimbal'ı çok rahatlıkla tripod üzerine monte edebiliyoruz. Çünkü bu kolun altında tripod bağlantı yuvası mevcut. Şu an gimbal'ımız kapalı durumda, açık değil. Mesela gimbal'ımızı açtığımız zaman ilginç bir özellik göstereceğim sizlere gimbal açarken. Mesela gimbal'ımız joystick tuşu bu tarafta. Gimbal'ımız bu tarafa bakıyor. Gimbal'ı ilk açtığımızda otomatik olarak gimbal joystick kolunun bulunduğu yöne doğru hareket edecek. Şu anda açıyorum gimbal'ımızı. Açma kapama tuşuna yaklaşık 3 saniye basınca gimbal açılacak. Evet, gördüğünüz gibi gimbal açıldığı zaman otomatik olarak joystick tuşunun bulunduğu yöne doğru otomatik olarak hareket ediyor. O yöne gösteriyor. Çünkü biz o şekilde kullanacağız ya. Kendisi otomatik olarak o yöne hareket ediyor. Gimbal'ımızın 3 ekseni var arkadaşlar. Roll ekseni, pan ekseni ve tilt ekseni. Şimdi gimbal'ımızı tekrar kapatıp o eksenleri sizlere göstereyim. Yine uzun süre basıyorum, gimbal'ı kapatıyorum. Evet, şu anda gimbal'ı kapattım. Gimbal'ın sağa sola hareket etmesi pan ekseni oluyor arkadaşlar. Makinenin aşağı yukarı bu şekilde hareket etmesi de roll ekseni oluyor. Bu şekildeki hareketi de tilt ekseni oluyor arkadaşlar. Yani gimbal'ın 3 tane 3 eksenden hareket etme özelliği var. Bu şekilde hareketi tilt ekseni, bu şekilde hareketi roll ekseni ve bu şekilde hareketi de pan ekseni oluyor. Pan hareketi bu, roll hareketi bu ve tilt hareketi de bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yöne gimbal'ı hareket ettirmemiz mümkün. Şimdi gimbal açıyorum ve bu hareketleri sizlere göstereceğim. Tekrar uzun süre basıyorum. Tabi gimbal'ı açmadan önce makinenin dengede olması önemli. Şu anda makinemiz Sony A6500 makine şu anda dengede. 3 saniye basıyorum ve açıyorum. Evet, şimdi açıldı. Tripod üzerinden çıkarıp sizlere bu eksenden hareketleri göstereceğim. Şu anda pan modunda arkadaşlar. Pan modundayken gördüğünüz gibi sola döndürünce sola dönüyor makine. Sağa döndürünce, gimbal'ı sağa döndürünce kendisi sağa dönüyor. Ama yukarı aşağı hareket etme özelliği yok. Tekrar basıyorum. Evet, tekrar bastım. Ve kitleme moduna geçti şu anda. Bakın hangi tarafa döndürürsem döndüreyim. Şu anda bir hareket etme yok. Kitleme modunda. Sabitlenmiş durumda. Tüm eksenler sabit durumda kitlenmiş. Kitleme modundayken. İki defa basıyorum. 1-2. Evet. İki defa bastığım zaman da gördüğünüz gibi aşağı yukarı hareket etme özelliği aktif. Sağa sola hareket etme özelliği de aktif. Yani bu da pan tilt modu oluyor arkadaşlar. Pan tilt modu. Joystick tuşuna 3 defa basınca da 1-2-3. Ve gördüğünüz gibi 3 defa basınca selfie moduna geçti. Selfie modundayken kendinizin videosunu çekebilirsiniz. Selfie modu da bence çok gayet güzel bir özellik olmuş. Tekrardan 3 defa basınca da normal moda geçecek. 1-2-3. Evet, normal moda geçti. Şimdi gimbal'ı tripod üzerine monte edip biraz daha bilgi vereyim sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi gimbal'ın joystick koluyla makinayı yukarı aşağı hareket ettirmemiz mümkün. Şu anda yukarı hareket ettiriyorum gördüğünüz gibi ve aşağı hareket. Eğer sert basarsanız, biraz fazla basarsanız çabuk hareket ediyor. Çok hafif basarsanız da yavaş hareket ediyor. Bakın mesela şu anda yavaş basıyorum. Hareketi yavaş yapıyor. Çabuk basarsam daha çabuk hareket ediyor. Joystick kolunda iki farklı modu var diyebilirim. Yavaş basma ve hızlı basma. Hafifçe bastığım zaman gördüğünüz gibi yavaşça hareket ediyor. Basmayı biraz artırırsam hızlı hareket ediyor. Ve gördüğünüz gibi sağa sola, sola ve sağa joystick kolundan kumanda edebilmemiz mümkün. Şimdi gimbal'ı kapatalım. Şimdi sizlere çok önemli bir özellikten bahsedeceğim arkadaşlar. Gimbal'ı eğer yazılım güncellemesi yaparsanız, 1.52. versiyona yazılımınızı güncellerseniz eğer, gimbal ile
1800 grama kadar ağırlık taşıyabiliyorsunuz. Yani lens ve makina kombinasyonu 1800 grama kadar ağırlığı gimbal üzerinde koyabileceksiniz. Yalnız şöyle bir ilginç bir durum var. Gimbal'ın kutusu üzerinde taşıyabileceği maksimum ağırlık 1200 gram yazıyordu. Sonra web sitesine baktığınızda, eğer 21 Mart'tan önce web sitesine bakanlar olmuşsa eğer, web sitesinde 1500 gram yazıyor taşıyabileceği maksimum ağırlığa. Ama 22 Mart'tan sonra web sitesine bakarsanız eğer, taşıyabileceği maksimum ağırlık olarak 1800 gram yazıyor. Ama çok ilginç bir şekilde kutusu üzerinde 1200 gram yazıyor. 21 Mart'tan önce web sitesine bakmış olanlar 1500 gram olarak görmüşlerdir. Ama şimdi web sitesine gidip bakarsanız eğer, taşıyabileceği maksimum ağırlık olarak 1800 gram yazıyor. Bu çok güzel oldu. Çünkü artık 1800 gram demek gimbal'la artık Canon 5D Mark 3, 5D Mark 2, 5D Mark 4 gibi makineleri kullanabilirsiniz. Zaten diğer alt seri makineleri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Canon 70D, Canon 80D gibi makineler çok rahatlıkla kullanılabilir. Nikon D810, Nikon D800, Nikon D500, Nikon D5 gibi makineleri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu gimbalımızın bu kolunu çıkarıp içerisindeki batarya tepsisini çıkardığımız zaman İçine rahatlıkla artık bu gördüğünüz 26650 tip bataryayı koyabileceğiz. Bunu kullanmak için de bu bize sadece 18650 tip batarya kullanmamız gerektiği zaman bunu kullanıyoruz. Bunun içine koymamız lazım. Bu bir adaptör görevi görüyor. O şekilde o zaman 18650 tip bataryayı kullanabiliyoruz. Ama bu olmadan da 26650 tip bataryayı kullanıyoruz. Bu görmüş olduğumuz bataryayı kullanabiliyoruz. Evet, Hong Kong'dan Kowloon Park'tan çekim yapmaya devam ediyorum. İki tane papağanın güzel görüntüleri var kafes arasında. Burası Kowloon Camisi'ne gidiyor. Burası iş çıkışı şu anda. Tabii çok yoğun. Evet arkadaşlar, bu güzel şelale görüntüsüyle Crane Gimbal tanıtımını sonlandırıyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer aynı Facebook ve Instagram'daki gibi beğenmeyi unutmayınız. Ve aynı zamanda da görüşlerinizi de yorum kısmına belirtiniz. Hepsini okuyorum ve değerlendiriyorum. Bu gimbalı kullanarak daha çok video çekimleri yapacağım ve tabii ki YouTube kanalımda yayınlayacağım. Dolayısıyla hem bana destek olmak hem de bu videolardan ilk haberler olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.